Cümleten hoş geldiniz. Bir sorusu olan var mı? Burada birkaç soru vardı, başlayalım inşallah onlarla. Tariki hakta çalışan ve mücadele edenlerin yalnız kendi vazifelerini düşünmeleri lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Vaziyet böyleyken insan nasıl kendi vazifesini yapıp Allah'ın vazifesine karışmamalıdır diye sormuş bir kardeşimiz de. Maalesef insanoğlu yaratılış gayemizi unuttuğumuzdan vazifemiz olmayan her şeyle meşgul oluyoruz. Meşgul olmamız gereken şeylerden de uzak duruyoruz insan olarak. Hani hep söylüyoruz da Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da Zariyat Suresi 56. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah-u Teala. Yaratılış gayemiz o. Rızkın da kefiliyim diyor elhamdülillah. Rızık ailesiyle lüzumsuz şeylerin ardına düşmek, dünyaya geliş gayemizi unutmak, Allah muhafaza, o dünyanın geçici menfaatleriyle bir Müslüman kardeşine elinden dilinden zararımızın dokunması ne kadar tehlikeli. Akıl öyle bir noktada nefis tarafından bizi kuşatmış ki her şeyin önüne geçiyor Allah muhafaza. Bak şimdi burada bir örnek vereceğim. Allah'ın bile iradesine müdahale edecek kadar gafiliz yani insan olarak. Hocam böyle bir şey olur mu diyorum. Bak nasıl oluyor şimdi. Sümbül Efendi İstanbul'da Allah dostlarının büyüklerinden, onun da duymuşsunuzdur, Merkez Efendi diye böyle ileri gelen talebesi vardı. O da sonra ona halife oldu. Aynı zamanda damadı oldu. Hani hep söylüyoruz da bak, Allah dostlarının tek ölçüsü Allah'ın rızasıdır. Tüm tarikatlarda bak yıllarca, asırlarca bu yaşanmış. Şurada şu kadar kardeş var. Şeyhiniz aranızdan birilerini ileri derecede seviyorsa mesela hiçbirimiz merak etmeyiz. Acaba bu kardeşimiz nasıl bir amel işliyor ki Şeyh Efendi onu daha ileri derecede tutuyor. Biz de öyle davransak böyle yersiz bir hasetliğin içine giriyoruz. Sanki o her gelişinde şeyhinin cebine tomarla para sokuyor da o da şeyhini ondan seviyor gibi. Allah'ın rızasına sen ne kadar uygunsan şeyhin seni o kadar sever. Öyle olsaydı zenginler tüm Allah dostlarının bir numaralı muridi olurdu değil mi? Çantayla parayı koydu. Sen de debelen dur işiniyorsan. Ya. Hiç öyle bir şey yok. Bak Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretlerine bağlandığı zaman düşün. 40 yıldır Hacı Bayram Veli Hazretlerine hizmet eden muritleri varmış. 40 yıldır. Akşemseddin 6 ay gibi bir zamanda hepsinin önüne geçiyor. Evliya oldu diyor. Şeyhine varis oldu. İşe bak sen. 6 ayda. (Gülüyor)
Tüm muritleri diyor rahatsız oldu diyor. İşe bak. Dediler ki diyor efendim bu nasıl bir şey? Biz 40 yıldır senin hizmetindeyiz de bir köse geldi 6 ayda hepimizin önüne geçti. Bak hiçbiri de merak etmiyor o köse nasıl geçti önlerine. Mübarek diyor ki evladım ben 40 yıldır size ne emrettiysem önce sebebini sordunuz sonra o işi yaptınız. Bak Allah-u Teala ne, hani Adem'e secde edin diye meleklere emrettiğinde şeytanın uya aklını çalıştırıp onu topraktan yarattın, beni ateşten, ateş topraktan üstündür diye kafa tutması gibi bir şey bak. Hemen diyor sebebini soruyorsunuz. Teslim olamıyor. Aklımız şeyhimizden ileri ya. Allah muhafaza. Ya. Ama o köseye diyor ne emrettiysem derhal yaptı, sonra hikmetini kendi anladı. Bak ya. Günümüzde nasıl hani geçen sohbetimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla ilgili konuşmuştuk da düşün Hazreti Musa gibi Allah'ın kelimim dediği bir peygamberine bir basamak attırmayan Azrail o peygamberler serdarı sultanın kapısında bir muridin şeyhinin kapısında beklediği gibi böyle elini bağladı öyle bekledi. İşe baksana. Allah emir verdi. Habibim izin verirse içeriye gir, vermezse kıyamete kadar kapısında bekleyeceksin. Yani. O bak, elhamdülillah. Rabbine kavuşmayı murad etti de, hani şair ne güzel diyor. Ölüm diyor, o kadar kötü olsaydı hiç peygamber ölür müydü? Ölüm üstadın dediği gibi seni tezkeren hükmünde sevdiğine kavuşturan bir bilet. Ama biz Rabbimizin huzuruna çıkacak bir yüzümüz olmadığından o ölüm bize kötü geliyor işte. O zaman dedim ki acaba yaşasaydı da şimdi aramızda olsaydı nasıl olurdu Efendimiz? Bugün onun makamında oturan sultanlara nasıl davranıyoruz, ne saygı gösteriyoruz da onun aslına ne gösterecektik? O müşriklerin onu üzdüğü gibi üzüp de Allah muhafaza ebedi helakimize sebep olacak hareketleri yapmayacağımız nereden malum? Değil mi evliyalara nasıl? Aklımız ileride ya, kırk dereden su akıtıyoruz. Hem geliyorsun şeyhim diyen elini öpüyor. Hem ona akıl vermeye kalkıyor. O kadar akıllısın. Ne işin var madem onun huzurunda değil mi? Bir post ser sen de otur. Sen de madem insanlara o fazla olan aklından ver. Ebu Bekir. Nasıl Ebu Bekir oldu? O Allah Resulüne nasıl teslim oldu? Bak burada sırf bunu imtihan için Sümbül Efendi böyle talebelerini topladı diyor. Evladım dedi diyor. Haşa öyle bir şey olmaz da. Farz et Allah-u Teala tüm yetkilerini sana bir haftalığına devretti. Bak şimdi. Nasıl haddimizi bilmiyoruz da edepsiz davranıyor insanoğlu yani. Haşa 18 bin alemin yaratıcısının hiçbir şeyinde noksanlık mı var? Talebenin biri dedi ki diyor, efendim bana o yetki geçse, işte kışları çok soğuk oluyor, onu biraz ılıklaştırırım. Bak sen. Biri dedi ki diyor, yazlar aşırı sıcak oluyor, rahat edemiyoruz. Onu da hafif serinletirim. Biri işte rampalarda arabalar sıkıntı yaşıyor, yolları düzleştiririm. Hepsi bir fikir beyan ediyor, bak sen. Merkez Efendi de mübarek, bak o da
talebesi. O sultanlar işte o sevdiği muritlerini ne için seviyor? Bak nasıl akıl selim. Evladım dedi diyor, sen ne yaparsın sana o yetki verirse? Haşa efendim dedi diyor, Allah'ın yarattıklarında bir eksiklik mi var ki ben ona bir ayar vereyim? Bak bak, edebi görüyor musun? Her şeyi merkezinde bırakırım. Yani her şey olduğu gibi. Allah öyle kudret sahibi ki, o her yarattığında ne hikmetler var. Sen kuş beyninle ne anlıyorsun da ne hesap ediyorsun? Yaradan'da eksik bulan, onun Habibi'nde eksik bulan, onun varisi sultanlarda bulmaz mı? Adam geliyor işe bak sen, sarf ettiği lava bak. Hocam diyor, 70 yaşındayım diyor, kafama göre bir şeyh bulamadım diyor. Bak bak, ifadeyi görüyor musun? Bir Allah dostuna teslim olayım da nefsimi terbiye edeyim demiyor da kafasına göre şeyh arıyor. Allah Allah. Tornadan bir tane şeyh çıkaralım senin kafana göre, ölçülerini ver. Nasıl istiyorsan. Görüyor musun zihniyet? Yetmiş senedir bulamadıysa bu saatten sonra da bulmazdı. Çok zor işte. Öyle ölüp gidecek. Nefis. Ebu Cehil nefsi. Ebu Cehil öldü mü? Hala yaşıyor birçoğunun içinde. Bak o Allah Resulü için ne diyordu? Onun her sözü haktır. O yalan söylemez. Bak bak onu da biliyor. Fakat nefsim diyor müsaade etmiyor ona teslim olmaya. Allah Allah. Onun doğru söylediğini bile bile nefsi görüyor musun? Yani. Her şeyi akılına nasıl bulacaksın? Böyle olsaydı o peygamberlere ne hacet vardı? Binlerce peygamber değil mi? 124 bin peygamber göndermiş Allah. Kitabını indirirdi, herkes alsın okusun derdi değil mi? O zaman herkes kafasına göre yorumlardı. Ama işin hakikatini anlatacak bir mürşit lazım. Sen de o mürşidi kendine uydurmaya çalışarak mesafe alamazsın. Sen o sultanın gemisine bin ki o azgın dalgaların şiddetinden kendini canını kurtar. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan'a bak, gemiden nasıl uzaklaşıyor? Ben diyor, yüksek bir yere çıkarım, kurtulurum diyor. Dalgalarda yüzerim denizde. Yüzdü bak. Gemiye binmeye imtina ediyor, görüyor musun? Ne kaybın olur? O Allah'ın peygamberi seni Hakk'a davet ediyor. O sultanların nefsi için istediği bir şey var mı? Şuraya yıllardır devam eden kardeşlerimiz var. Kazan da kazancını bana mı getir diyor. Bir gün önümde secde mi et diyor, haşa. Yani nefsi için ne istiyor? Allah'a nasıl kul oluruz? Onun derdindeler. Onlar bize hakikatleri açıklamazsa biz nasıl kavrayacağız onu? Hangi aklınla? Allah muhafaza. Bir tane teslim olmayı becerebilsek, Mevla ne kadar merhamet sahibi. Kıyamete kadar benim veli kullarım yeryüzünden eksik olmayacak diyor. Peygamberleri gelmese bile bak o peygamberlerin makamında oturan sultanlar var. Biz onları bir şeye yakıştıramıyoruz da. Hani mesela
mesela bir kardeşimiz diyor ki gel işte filan yerde bir Allah dostu varmış. Gidip elini öpsek, bir sohbetini dinlesek. Duasını alsak. Yok canım diyor, o da bizim gibi biri diyor, ne gideceksin? Bak Allah'ın kelimim dediği Tevrat'ın sahibi Hazreti Musa bile Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam işaret ettiğinde hikmet ilmine sahip bir kulum var. Git ondan o ilmi öğren dediği zaman sabahı biraz kısın. Hiç demedi ki bak ben Tevrat'ın sahibiyim, Allah'ın kelimiyim. Ne işim var bir kula varıp da ondan ne öğreneceğim demedi baksın. Bizim nefsimiz nasıl? Allah muhafaza sanki Hazreti Musa'dan daha ileride de o bak Hazreti Hızır'ın huzuruna vardığı zaman efendim müsaade edersen sana tabi olabilir miyim? Bak bak edebi görüyor musun? Ha beceremedi onunla dostluğu ayrı mesele de. İşte burada bir sır var diyor. Örneği görüyor musun? Hızır Aleyhisselam bir şeyhe, Musa Aleyhisselam bir muride işaret. O şeyhler öyle sırlara vakıf ki onlar hikmet ilmine sahip. Onun davranışından sen ne kavrayacaksın? Bak ne güzel başta diyor ki ben sana sebebini açıklamadan bana hiçbir sual sorma. Bak. Baştan da ikaz ediyor. Diyor ki sen benden arkadaşlığa takat getiremezsin. İnşallah diyor beni sabredenlerden bulacaksın. Bak her seferinde hemen atlıyor. Neden böyle yaptı? Bak Hacı Bayram Veli'nin muritlerinin yaptığı gibi hiç değişmiyor görüyor musun? Hani hep söylüyorum ya. Zaman şahıslar değişiyor, olaylar aynı hiç değişmiyor. Tarih diyor tekerrürden ibarettir. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Bak hiç ibret almıyor. Aynı devam. Allah onları öyle yüksek dereceden yaratmış ki sen onu nasıl kavrayacaksın? Teslim ol, binmişsin gemisine, otur bir kenarda. Allah işini rast getirsin. O sultanların meclisine Allah'ın rahmeti iner diyor. Hiçbir şeyi konuşmasa da bir şey demesine hacet yok. Onların olduğu yere Allah'ın rahmeti iner. Sen ona yakınsan inşallah işte yanına binmişsin. O nereye gidiyorsa seni çekip götürecek. Ama yok işte. Geçen televizyonda sohbetimizi dinlemiş. Bak kardeşim biri arıyor yerden. Efendimizin bir olayını anlatıyoruz. Diyor ki diyor o ortalık yerde öyle söylenir mi? O nasıl bir şeymiş? Bak bak Efendimizin hani Zeynep annemizle evliliğini anlatıyoruz. Ayet var. Orada bir hikmet var. Allah yanlış bir adeti ortadan kaldırmak için bir gerekçe bak. Allah nikahlıyor. O beyinsiz bak oradan kovadı diyor. O diyor ortalık yerde söylenir mi? Allah Allah. O daha alim ya o konuşandan. Bak seni tenkit ediyor. Niye diyor televizyondan öyle şeyleri söylüyorum. Ben söyleyince millet gidip oğlunun hanımını alacak da sanki. Oğlu dediği de kendi oğlu değil yani. Evlatlık. Hiçbir zaman o Allah diyor işte bak Ahzab suresi 40. ayetinde günümüzde de böyle çok hastalık var ya bir bakıyorsun mesela sen evlendiğin hanımınla çoğu bir arada büyüyor
ne diye hitap ediyor bekarken hanımın sana? Abi diyor, sen ona bacım diyorsun değil mi? Ne diyeceğim? Birkaç sene sonra nişanlanıyorsun, hadi bakalım. O nasıl abisine vardı, sen nasıl bacını alıyorsun değil mi? O lafın bir hükmü yok. Bacım deyince bacım oluyor mu? Bak Allah Ahzab suresi 40. ayetinde nasıl güzel açıklıyor. Muhammed kimsenin babası değildir. Oğlum demeyen oğlu olmuyor ya. Kendi oğlu değil çünkü. Ya. Aklını görüyor musun? Koya tenkit ediyor. Bir insanı tenkit etmek için en az onun ayarında ilmin olacak veya ondan fazla ki diyeceksin arkadaş sen yanlış yapıyorsun. Git bak. Besmele'yi çekmeyi beceremiyordur diyor. Ortalık yerde onu niye açıklıyor? Ya. Bak şurada bir Allah dostu varmış işte televizyonda isabet etti. Gidelim de bir istifade edelim demiyordu. Öyle iki adım yerde bak. Adam seni tenkit ediyor. Niye öyle konuşmuşsun? Ya Allah o zaman Allah'a da sor. Baba tut niye ayette bunu açıkladın diye değil mi? Kötü bir şey yok ki. O zaman evlatlıkları diyor Araplarda adetmiş. Kendi öz oğlu gibi mirasına ortak olurdu diyor. Sırf Allah o adeti kaldırmak için bak onda evlilikte bir hikmet var yani. O boşanmış o da almış. Allah diyor zaten biz seni ona nikahladık diyor ayet-i kerimede. İşe baksan. Sen Allah'ın ayette emrettiği bir şeye nasıl kafa tutuyorsun bunu niye söylüyorsun diye. Ayırt mı edeceğiz şunları anlatalım şunları anlatmayalım diye. Görüyor musun aklını işte. Kendini akıllı zannediyor o beyinsiz şimdi. Ya. Nesine lazım şey evliya? Her şeyi biliyor zaten. Arkadaşından fetva alır. Hocaya hacet yok. Geçen sohbetimizde bahsettim ya adam buradan Yozgat'a arkadaşı seferisin demiş. 12 sene 4 rekat namazı 2 rekat kıldım diyor. İşe baksan. Kayseri'den Yozgat'a seferi olunur mu? 15 kilometre Kayseri'nin il sınırıyla Yozgat'ın il sınırı. Hadi onu da sayma. Buradan bindiği yerde kapısının önünden kapısının önüne 70 kilometre diyor. 90 kilometreden sonra seferi olursun. Bak adam nasıl hemen fetvayı yapıştırıyor. Alim ya. Sen seferisin diyor. O da hemen uyuyor. Seni dinlemez onu dinliyor ama bak sen. Ya. Görüyor musun ne haldeyiz ya. Hepimiz hocayız. Hemen fetvayı veriyor. Demiyor ki bak. O 12 yıllık namazının vebalini o verecek şimdi. O fetvayı verdi diye. Hangi ilminle aklınla veriyor? Allah işine razı olsun. Arkadaşını dinler ama sana tabi olmayı gururuna yediremiyor. Birbirimizi şeyh edinmişsin. Bakıyorsun mesela kardeşimiz gelmiş birkaç arkadaşını da getiriyor değil mi? Adam 10 sene peşinden geliyor bir şeyden küsüyor şeyhine. Şeyhe küsülmez de hiçbir ümmet peygamberine küsse olur mu? Ondan gelen ne kadar arkadaşı varsa hepsi de ayrılıyor. Allah bak hiçbirinde zerre kadar akıl yok demiyor ki arkadaş. Biz böyle bir Allah dostu bulmuşuz. Sen ayrıldın ya ben niye ayrılayım yani? Bir kötülük görmemişsin. Ondan güzellik görüyoruz. O bıraktı diye hepsi de bırakıyor. Bak şimdi onun şeyhi o sana yıllardır demek riyakarlık yaptı elin öperek yani. Olaya bak. Ya hani şeyhim diyordum. Yarın ondan haşr olacak işte bakalım. Allah muhafaza. Ölçülerimizi görüyor musun işte? Bu kendi kafamıza göre ölçünce bak neticeye bak yani. Hani bu neye benziyor? Ebu Cehil 18 bin alemin sultanına itaat etmiyor deyin. Onun tabirleri de ona uyuyor yani. İşte ondan yarın Allah ayette diyor ya. İmamlarınızla haşr olacaksınız ya. Kime tabi olduysan o senin hesabını versin bakalım verebilecek mi orada. Allah muhafaza.
Aklımızı Allah'ın bile önünde tutuyoruz. Allah muazza. Bak Allah dostum demiş bir evliyasını senin önüne koymuş. Sen diyorsun ki Allah bula bula bunu mu buldu diyorsun. Bak sen yani. Bak Allah onun da cevabını veriyor ayette. Diyor ki Kur'an'da Allah kimi seçeceğini en iyi bilendir. Sana mı danışacak kimi seçeceğim diyor. Ebu Cehil diyor ya Allah bula bula bu yetimi mi buldu diye 18 bin alemin sultanına bak hele. Ya. İşte aynı bak. Babama göre şeyh bulamadım diyenler şimdi Ebu Cehil'in ne farkı var? Kafasına yatmıyor diye kabul etmiyor. Hakikat ne olursa olsun ne mucizeler gösteriyor? Sihir yaptım diyor. İşe baksın. Allah muhafaza. O da imanımızın zayıflığından yani. Bediüzzaman Hazretlerinin Hutbe-i Şamiye diye güzel bir risalesi var da bak Şam'da sohbet ederken oradan cemaatten biri soruyor diyor ki hocam diyor Ebu Bekir Hazretleri Allah Resulü'nden sonraki bir makamdaydı. Öyle bir derecedeyken ondan hiçbir keramet zuhur etmemiş. İşe baksan. Bu nasıl oldu diyor. Madem o derecede biri. Bak mübareğin verdiği cevaba bak. Ebu Bekir'in zamanındaki diyor sahabeler öyle bir iman sahibiydi ki onların zerre kadar bir tereddüdü yoktu ki onlara bir keramet göstersin. Fakat günümüzde öyle bir iman zafiyeti var ki hemen Allah dostu deyince hemen gözüne bakıyoruz bir keramet gösterecek. Ne gösterecek? Yani ya balık gibi suyun üstünde yürüsün ya sinek gibi havada uçsun o zaman. Yani onu da görsek yine kıymeti yok da. Onu görenler de yani bir gün seni terk ediyor. O bizim zafiyetimiz ondan bir şey yok. Allah istese o sultanların elinden neler zuhur eder de o hiçbir kerameti zuhur etmediğini zannettiğimiz Ebu Bekir'in öyle bir olayı var ki düşün bir savaşta Allah Resulü savaşa giderken bir evde bir erkek kaldıysa o ocak sönmesin diye o da şehit olursa onu sefere götürmezdi. Düşün genç bir çocuk var. Nasıl Resulullah'a yalvarıyor? Ya Resulallah ben de gideyim. Başka kimsesi olmadığı için Efendimiz onu kabul etmedi. Annesi de izin vermiyor. Annesini de çok zorladı. En son annesi elinden tuttu getirdi. Diyor ki ya Resulallah oğlumu sana emanet ediyorum. Onu senden sağ salim isterim. Bak sen. Efendimiz peki dedi diyor. O genç o savaşta nasıl aslanlar gibi savaştı, şehit oldu diyor. İşe baksan. Efendimiz elleriyle toprağa verdi. Baksan mucizeye bak. O Ebu Bekir'in Allah yanında öyle bir kıymeti var ki biz ne anlayalım işte onun yolunu takip eden o sultanlar da hep aynı manevi sırrı taşıyor. Bizim onu tartacak terazimiz mi var? Bak Efendimizin devesinin yularına yapıştı. Seferden askerler dönerken tüm halk yollara düşerdi. Hani kim öldü, kim kaldı? Ya Resulallah oğlum nerede? Baksın. Efendimiz nasıl duygulandı? Ya Rabbi dedi. Ben şimdi bu acı haberi bu anneye nasıl vereyim? Böyle arkasına baktı diyor. Hazreti Ömer geliyor. Şöyle arkasını işaret etti diyor. Hani ona sor der gibi. O kadıncağız bu sefer Hazreti Ömer'in devesinin yularından yapış diyor. Ya Ömer oğlundan ne haber? Aman ya Rabbi. Habibin vermediği acı haberi Ömer nasıl versin? O da arkayı işaret etti diyor. Arkadan Hazreti Osman geliyor işe baksan. O da bir arkasını işaret etti. Hiçbirinin dili varmıyor söylemiyor. Arkadan Hazreti Ali geliyor. O da diyor söyleyemedi. Bir baktı en sondan Ebu Bekir Efendimiz geliyor. İşe baksın. Tamam dedi diyor biz de yırttık. O da onu işaret etti diyor.
O en son Ebu Bekir Efendimiz'in devesinin yuralından yapışınca, ya Ebu Bekir, oğlumdan ne haber? O mübarek de bir ümidine diyor, arkasına baktı ki acaba gelen bir kişi varsa onu işaret edeyim diyor. Hiç kimse yok. İçinde fırtınalar koptu diyor. Aman ya Rabbi, biricik Habibin, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin vermediği haberi Ebu Bekir nasıl versin? Ya Allah diye nasıl bir nara attı diyor. Rabbine sığınıyor, işe baksın. O biraz önce Allah Resulü'nün elleriyle toprağa verdiği şehit, atının üzerinde dört nala nasıl geliyor diyor. Buyur ya Ebu Bekir, beni mi çağırdın? Allah Allah, olaya bak. Herkese selam vererek geçti diyor, işe bak. Efendimizin adetiydi. Böyle seferden gelince mescide gelirdi. İki rekat şükür namazı kılardı. Ashabıyla kısa bir hasbihal ederdi. Ortada bir dalgalanma var. Herkeste bir heyecan, bir şeyler olduğunu anladı diyor. Acaba ne oldu? Biraz sonra Cebrail aleyhisselam geldi diyor. İşe bak sen. Ya Resulallah. Ebu Bekir öyle bir Allah diye nara attı ki Allah biraz önce elinle kabrine koyduğun şehidi diriltti onun yüzü suyu hürmetine. Allah'ın selamı var diyor. Diyor ki Ebu Bekir öyle aşkına bir daha Allah deseydi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne kadar şehit varsa hepsini diriltecektim onun hatırına diyor. Görüyor musun? Yani. Biz şimdi onların izini takip eden, onun makamında oturan sultanlara bakala şimdi bir paye veremiyoruz yani. Akıl nasıl yerden atıyor insanı görüyor musun? Ya Allah nefsimizin eline bırakmasın. El hubbu fillah, işte duyulan sevgi Allah için olmalıdır sırrıyla tarihi hakta birliktelikte iftihar etmek, arkalarından gitmek, imamlık şereflerine layık olmaya çalışmak, enaniyetten vazgeçip ihlası kazanmak ve vazife-i uhreviyemizi hakkıyla yapabilmenin Vedud ismiyle bağdaşıp oluşması nasıl gerçekleşir diyor. Kardeşimiz, o isim elhamdülillah işte insan oğlunda zuhur etmiş. Bak diyor ki, melekler dahi bu Vedud ismine, Allahu Teala'nın Vedud isminin sırrına vakıf değildir diyor. Vedud sevgi içindir yani. Yani Allah kendine itaat eden kullarını sever. Çok büyük sırları var sevgi için. Bak melekler o sırdan mahrumdur diyor. Allah onu kullarına lütfetti. Böyle bir gün hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Hazreti Ali Efendimiz yatağında bırakmıştı ya. Düşün Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah-u Teala buyurdu ki diyor, bak ikisini deniyor. Mikail'e dedi ki diyor, ya Mikail, Cibril kardeşine ömründen düşün bak, onlar dünyanın ta ilk yaratılışından ilk önce melekleri yarattı bak. Kaç belki binler yıl, milyarlar belki bilemiyoruz. Ne kadar ömürleri var. Daha ne kadar var bilmediği halde bak diyor ki Allah-u Teala ömründen 10 yılı kardeşine verir misin? Bak 10 yıl belki hiçbir saniye kadar değil onların yaşantısında. Bak hiç aralarında bir sevgi olayı yok. Veremem ya Rabbi diyor. Cebrail'e sordu, ya Cibril, sen kardeşine ömründen 10 yıl verir misin? O da aynısını söylüyor, veremem ya Rabbi dedi. Bakın dedi aslanım Ali'ye, Habibimin yatağında yatıyor. Canını onun yoluna feda etti. Bak ölümü göze aldı.
inin de onu muhafaza edin dedi diyor. Bak sevgiye, muhabbete bak. Kim kimin için ölür? Sevgiyi görüyor musun? Ya. Onu Allah işte dostlarına da verdi. Nasıl bizim derdimizdeler değil mi? Biz bak geceleri gaflet içinde uyurken onlar bizim için nasıl seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatıyorlar. Biz sanki cenneti garantiledik, ortasına postu sermiş gibi nasıl gaflet içindeyiz? 18 bin alemin sultanı bile Allah-u Teala geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladım dediği biricik Habibi bile sabahlara kadar o mübarek ayakları morarırdı, şişerdi böyle ibadet etmekten. Şuna bak. Bir gün Ayşe annemiz sordu, ya Resulallah neden kendini bu kadar eziyet ediyorsun? Sen ki günahları peşinle affedilmiş birisin. Bak söylediği söze bak. Ya Ayşe, ben şükredicilerden olmayayım mı? Teşekkür babında yaptığı ibadet, işe baksın. Biz bu kadar günahımızla ne kadar bak gaflet içindeyiz yani. İşte o sultanların ardına düşmeye niye imtina ediyorsun? Mevlana ne güzel diyor bak Mesnevisinde. Kim bir veli kulun meclisinde bulunur, ona tabi olursa, o Nuh'un gemisine binip canını azgın dalgalardan kurtaran Müslüman gibidir. Kim de onları tanımaz, meclisinden uzak durursa, oğlu Kenan gibidir. O da sonu hüsrandır diyor yani. Ya. Ne zararımız var ki elhamdülillah. Allah onların izinden bizi ayırmasın. Amin. Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti havf ve gayet-i azamet ve aklın itaatsizliği da inkara sebep olur. Buyuruluyor. Bu durumu açıklar mısınız? Kulun orta yolunu tutturması nasıl mümkündür demiş bir kardeşimiz de. O ne kadar enteresan işte. Sevginin bir adım ötesi nefrettir diyor. Bak şeytana, Allah-u Teala'ya nasıl muhabbeti vardı. 750 bin yıl ona itaati var, ibadeti var. O kadar ilmi var. En ufak şeyde nasıl pırttı çıktı. Bak Allah'a düşman oldu. Senin dedi yoluna duracağım, kullarını hep saptıracağım diye Allah muhafaza. Bak Hazreti Züleyha annemize, Hazreti Yusuf'un hayatında görmüşsünüzdür. Nasıl muhabbetle seviyordu, sevgisine karşılık bulamayınca nasıl bir anda o sevgisi nefrete, intikama dönüştü. Bak o canından aziz sevdiğini zannettiği o sultanı 12 yıl zindanlarda yatmasına sebep oldu. İşe bak. Bak sevgi nasıl nefrete dönüştü. Ya. Biz işte sevginin de ne olduğunu bilmiyoruz. Sevmeyi sevdiğimizden bir şeyi koparmak zannediyoruz. Halbuki sevmek her şeyini sevdiğin yolunda feda etmektir. Aşk, gerçek aşk bu işte. Yoksa sevdiğinden ne kopardırım zannetmek o sevgi değil yani. Bak 12 yıl zindanlarda yatırdığı halde Hazreti Yusuf'un sevgisini kazanabildi mi? Kazanamadı ama bak onun yolunda ağlaya ağlaya gözlerinden oldu. Hani Hazreti Mevlana'nın Şems'ten bir haber var diyene bir kese altın vermesi gibi. Ondan gerçek haber getirene canımı veririm dedi. İhtiyarladı, çirkinleşti, işe baksın. Her şeyini yolunda feda etti. Gerçek sevgi bak. Allah Hazreti Yusuf'u nasıl ona bağışladı. Sevgi o işte ya. O sahabe o sevginin safiyetini, güzelliğini nasıl nefsinde yaşıyordu? Efendimizle karşılaştıkları zaman canım yoluna feda olsun ya Resulallah.
Anam babam yoluna feda olsun. Bak hiç lafta değil yani. Hakiki manada. Yani. Allah diyor zaten ayette. Peygamberi diyor canınızdan ileride sevmedikçe ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan daha çok sevmedikçe gerçek Müslüman sayılmazsınız. Allah diyor. Efendimiz de hani derdi ya beni canınızdan da ileri derecede sevmedikçe kamil Müslüman olamazsınız. Bak ayet yani. İşte Allah'ın sözü nasıl tevafuk ediyor? Hani Necm suresinde 3. 4. ayetinde Efendimiz için o nefsinden konuşmaz. Ne söylerse bizim emrimizdir diyor diye bak nasıl uyuştu. Bak beni canınızdan ileri derecede sevmezseniz kamil Müslüman olamazsınız sözü bak ayetinin teyit yani o Allah'ın emrinden başka konuştuğu bir şey yok. Şimdi işte o evliyalar da öyle. Onlar Resulullah'ın manevi tedrisatında yetişmiş sultanlardır. Onun emrini bize iletiyor. Nefsinden bir şey söyler mi? Ne bilsin de ne söylesin. Ya. Bak şurada enteresan bir soru yazmış kardeşimiz de o da ona ne kadar şey yapıyor tevafuk ediyor. Allah'ın eli onların eli üstündedir ayetinde onlar derken kimler bildirilmiştir bak. Hani Fetih suresinin 10. ayetinde Allah-u Teala Efendimiz için ne buyuruyordu? Hani Hudeybiye'de sahabeler Efendimizin elinden tutup biat ettiklerinde ya Resulallah canımız yoluna feda olsun ölümünü ardındayız. O zaman hani hacca gidiyorlardı da Hazreti Osman elçi olarak göndermişlerdi. Böyle bir haber geldi Hazreti Osman şehit edildi diye. Hepsi Hazreti Osman'ın intikamını almak için Mekke'ye gitmek için Allah Resulü'nün elinden tutup biat tazelediler. İşe bak. Yolunda ölmeye hazırız. Bak Allah ayette ne diyor Efendimiz'e? Ey Habibim, orada tuttukları el senin elin değil Allah'ın eliydi. Bak, biliyor musun? Biat ettikleri de sen değil Allah'ıdı. İşte bak bugün kim bir sultanın elinden tutarsa o Resulullah'ın elini tutmuştur. Kim de Resulullah'ın elini tuttuysa Allah'ın elini tutmuştur elhamdülillah. O ebedi saadettedir. Yapacağımız tek şey ne? Bak diyor ki iyi olamasak da iyilerle beraber olalım inşallah. Yani onun bir zorluğu yok. Onlar gibi yaşayamasak da bak Allah Resulü buyuruyor. Dünyada kimi seviyorsanız yarın diyor ahirette o sevdiklerinizle olacaksınız bak. Onlar neredeyse siz oradasınız. Bak sahabe sordu hemen onlar kendileriyle Allah Resulü'nü kıyasladılar. Ya Resulallah biz o sevdiğimiz gibi yaşayamasak bile onlar neredeyse biz orada mıyız? Bak Efendimizin müjdesine bak evet dedi. Siz onlar gibi yaşayamasanız bile onlar neredeyse siz oradasınız. Elhamdülillah. Yani işte bak Eshab-ı Kehf'in kıtmiri buna en güzel örnek. Necip Fazıl bile bak mübarek o da Abdülhakim Ervasi Hazretlerine bağlanmıştı da bak ondan evveliyatı komünist bir yazarken nasıl bir Allah dostu oldu görüyor musun? Sebep o kadar değişmesinin işte bir sultana tabi oldu. Bir ayağı kırık diyor, üç ayaklı bir köpek gibi sekerek arkandan geliyorum sultanım diyor. Ashab-ı Kehf'in kıtmiri nasıl ona tabi olup cennetine müjdelendi. Ben de senin ardından gelen bir kıtmir olarak inşallah beni de diyor unutma orada. Şuna baksın. Bir köpek affedersiniz. Hangi ameliyle hem Kur'an'da ismi zikrediliyor? Şu olaya bak. Değil mi? Ne yaptı? Namaz mı kıldı? Oruç mu tuttu? Bir zikri mi var? Hiçbir şey yok. Nasıl cenneti kazandı?
Allah'a dost olmuş o sultanlarla beraber. Allah diyor ki, Allah sizin kim olduğunuza değil de kiminle olduğunuza bakar. Onun köpek olduğuna bakmadı da kiminle olduğuna baktı. Hazreti Nuh'un oğluna bak. O da bir peygamber oğluyken Allah da onun kim olduğuna değil de kiminle olduğuna baktı. Müşriklerle beraberdi. Ebedi cehennemi boyladı. Ya. O zaman işte elimizde bir fırsat var. Bak şimdi inan yüzlerce telefon geliyor. Birçok kardeşler nasıl böyle ağlayarak, değil mi Ahmet? Evet. Şu ne kadar şanslıyız. Bak şurada elhamdülillah yüz yüze sohbet dinleme şansımız var. Sizi nasıl görebiliriz? Nasıl sohbetimizde bulunur? Burada hiç kimse yok mu? Bak hele şimdi. Ta bilmem ne şehirde. Bak Allah vaat ediyor ayeti kerimede. Kulum bana ulaşmayı murad ederse diyor, ben ona yollarımı kolaylaştırırım. Bak ne güzel. Şurada toplandık elhamdülillah. Derdimiz ne? Hiçbirinize hoca keseyle para dağıtıyor diyeyim bir vaatte de bulunmadılar. Değil mi? Bana da gelenler sana bir kese aldın getiriyor da demediler. Allah rızası için. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Yarın peygamberlerin bile imreneceği makamda olacak diyor Efendimiz. Dünyada Allah rızası için birbirini seven kullar. İşe baksan. Allah-u Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki ben onları hesaba çekmekten, sırattan geçirmekten haya ederim diyor. Şuna bak, o dünyada benim rızam için sevişen kullarıma hesapsız cennet vaat ediyor. Herkes mezarından çırılçıplak kalkıp meydanlara sürülürken o mahşerin dehşetli gününde onlar diyor meleklerin getirdiği o cennet elbiselerini giyecek, başlarında taşları, şuna bak Burak atları, atına binmiş elbisesiyle melekler atını çekiyor. Tüm insanlar onlara bakacak diyor, aman ya Rabbi bunlar hangi ümmetin peygamberi? Hangi evliya? Bak Allah-u Teala buyuracak ki diyor, onlar ne peygamber ne evliya. Onlar dünyada benim rızam için birbirini seven kullarım. Elhamdülillah. Şunda hiçbir zorluk var mı ya? Birbirimizin ardından kuyusunu kazıp birbirimizi çölmeleyince ne karın var ya? Dünyada cenneti yaşıyorsun yani. Şu yola girdikten sonra elhamdülillah. Vücudumuz sıhhat buluyor. Kazancımız bereket buluyor. Yuvalarımız huzur buluyor. Neden? İşte dinimizi bilmediğimizden tüm sıkıntılar. Bir tane o mecraya girsen her şey nasıl değişecek ondan sonra? Dünyada cenneti yaşıyorsun. Ahirette de inşallah zaten hakikatine kavuşacaksın. İnşallah. Allah onlardan eylesin inşallah. Eline girene sevinme, elinden çıkana üzülme diyor. Bu ne kadar enteresan. Bu yalan dünyaya öyle bir dört eline sarılmışsın ki ufacık şeyler bizi nasıl böyle aşırı derecede sevindiriyor. Elinden çıkanlar nasıl hayatımızı karaltıyor. Neden? Onun üstüne dünyamızı kurmuşsun. Halbuki diyor ki bak senin olan ne var dünyada? Benim dediğin her şey bir gün sen onları bırakmasan da onlar seni terk edecek diyor. Azrail karşına dikilince hiçbir mazeretin var mı? Düşün İmam-ı Azam Hazretleri bak ne güzel bir örneği var da o mübarek çok zengindi ticaret gemileri öyle ticarete giderdi de bir gün böyle bir gemisinin ders verirken talebelerine kahyası geldi kulağına bir şey söyledi diyor. Biraz şöyle düşündü diyor. Elhamdülillah dedi. Dersine devam etti diyor. Bir saat sonra kahya geldi yine bir şey söyledi kulağına diyor.
Yine böyle biraz düşündü. Elhamdülillah dedi diyor. Hiç istifini bozmadı, işe baksan. Ders bittiğinde talebelerinin dikkatini çekiyor. Efendim, bu durumun hikmeti nedir? Kahya geldi size bir şey söyledi. Elhamdülillah dediniz. Bir saat sonra yine geldi bir şey söyledi. Yine elhamdülillah dediniz. Bak diyor ki, ilk gelişinde kahya dedi ki, efendim bizim ticaret için giden gemimiz yolda batmış. Tüm içindeki mallarla beraber çok büyük zararımız var. Düşündüm ki diyor, malımdan bir avuç toprak eksildi. Bak bak, onu toprak hükmünde görüyor. Neden? Kendinin olan bir şey yok ki, nasıl olsa bir gün koyup gidecek. Ondan kalbim diyor müteessir olmadı, Rabbime şükrettim. Bir saat sonra geldi dedi ki diyor, efendim gelen haber yanlışmış, o batan gemi bizim değilmiş. Bizim gemi büyük bir kârla limana yanaşmış dedi diyor, bak sen. Yine düşündüm ki malımdan bir avuç toprak arttı. O da kalbime bir sevinç gelmedi, ona da hamd ettim. Gördün mü? Ya. Hep dua ediyoruz da Allah elimize versin, gönlümüze vermesin inşallah. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin dediği gibi, dünya malı sevgisi diyor suya benzer. İnsan ise gemi gibidir. Su geminin altında kalırsa gemiyi yüzdürür. Geminin içine girerse gemiyi batırır. O sevgi içine girerse, bak nasıl gazetelerden okuyoruz değil mi haberlerde? Oğlu babasını öldürttürüyor katil tutup, mirasına bir an önce konayım diye. Nasıl sevgi, o dünya malı sevgisi neler yaptırıyor, görüyor musun? Geçen izlemişsinizdir. Babasının 300 milyar için anahtarcı diyor babası. Oğlu 50 bin dolara, 75 milyara kiralık katil tutuyor. Babasını öldürttürdü. Mezarının başında da diyor, vay babacığım, sana nasıl kıydılar, babamın katilini bulun diye ağlıyor, işe bastı. Polis yakaladı, bak şimdi o uğruna ahiretini yıktığı mala kavuşamadı. O da boşa gitti. Babasının katili oldu, ebedi cehennemi boyladı, ahireti de gitti, görüyor musun? Hadi buyur. Ya. İmanın zayıflığını görüyor musun işte? Şimdi gerçek iman sahibi birini Allah muhafaza, bana şimdi dünyaları bağışlasalar, şurada birinizin saçının teline kıyabilir miyim? Allah'tan korkarım ya. O dünyanın malına ne kıymeti. İşte diyor ki adam, hocam bu zamanda şeyh mi olurmuş? Şeyh zamanın ne kabahati var, niye olmuyormuş? Allah diyor kıyamete kadar, işte o garibin önünde öyle bir sultanı olsaydı da meclislerinde gönlünü ferahlandıracak sohbetlerini dinleseydi, babasına o hareketi yapabilir miydi? Ya, önümüzde öyle bir manevi önder olsa da, değil mi, bize yol gösterse? Allah muhafaza ya. Tüm bu ibadetlerin sırrı nedir zaten? Gece gündüz kendini telef etmenin de bir manası yok. Şu gönlünü bir düzene koyamıyorsan, askerde nasıl o eğitimin sırrı nedir? Savaşta kan dökülmesin diye işte. Sen öyle barış zamanı yan gelir yatarsan, değil mi, savaşta ne yapacağını bilemem işte. Şu ibadetlerden kasıt da ne? Nefsimizi terbiye edip gönüllerimizi düzene koymak. Bak Allah ayetinde nasıl güzel diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bizim dost doğru bir kul olmamızı istiyor. Nasıl dost doğru olacaksın? Gönlünü temizleyeceksin bir kere yani. Efendimiz buyuruyor ki, sen akşama kadar oruç tutsan, sabaha kadar da uyumadan ibadet etsen, yine bir kardeşin hakkında kötülük düşünebiliyorsan, akşama kadar boşu boşuna aç kalmışsındır diyor kârın.
Sabaha kadar da karım, uykusuzluk, başka bir karım yok. Ne anladın yani? Nefsimizi düzene koyacağız. Bundan istifade edemiyorsan yaptığın işlerin ne kıymeti var? Mübarek zatın birinin böyle oğlu dergahta gece namazına kalkıyor da babası da diyor ayakta okuyor, birkaç rekat namaz kılınca bakıyor öbür muritler uyuyor ya, dedi ki diyor keşke şunlar da böyle uyuyacaklarına kalksalar da iki rekat namaz kılsalardı. Bak bak. O mübarek dedi ki diyor evladım keşke sen de onlar gibi uyusaydın da şu lafı sarf etmeseydin. Görüyor musun? Sen kalkmışsın ya Rabbin huzuruna. Bunları niye öyle görüyorsun? İşte o yolun derdi o. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin bir muridi diyor böyle hani Türkmenistan biraz soğuk oluyor ya böyle kış gününde her taraf buz tutmuş. Soğuk suyla abdest aldı diyor. Teheccüde kalmış. Nasıl ağlıyor diyor. Bir taraftan da titriyor. Soğukta kuya. Bak Allah kalbine öyle hitap etti ki diyor. Ey kulum. Neden ağlıyorsun? Bak herkes uykudayken ben seni aldım huzuruma. Bak hele. Şansına bak. Niye ağlıyorsun işte? O soğuğun bir bedeli karşılığı var. Zor şartlarda yapılanlar kıymetli öyle. Ben şimdi her zaman kendi nefsime bakıyorum. Görevdeyken nasıl zor şartlarda ibadet ediyorduk mesela. O zamanki halime bakıyorum. Şimdi bak boşa çıktık. Karışan görüşen yok. Yaptığın karşılığı daha ucuz. Neden? O zaman şartlar daha farklıydı. O zor şartlara göre mücadele ediyordun. Hani bir vezirin bir olayı var da 3 güne bir Hızır Aleyhisselam'la görüşürmüş. İşe bak. Daha çok görüşeyim, daha çok derecem artsın diye vezirlikten istifa etti diyor. Kendini bir kulübeye kapattı. Sürekli zikrediyor, ibadet ediyor. Hızır Aleyhisselam'ı hiç göremez oldu diyor. Allah Allah. Bak daha çok ibadet ettiği halde. 3 yıl sonra rüyasında gördü diyor. İşe baksan. 3 günde bir bizzat görüşürken efendim bu nasıl oldu diyor. Ben görevdeyken sizi 3 güne bir görürken şimdi daha çok ibadet zikir yapıyorum. Hiç göremez oldum. Sen diyor görevdeyken adaletine hükmediyordun. Müslümanlar huzur içindeydi. Nefsine uydun. Daha çok ibadet edeyim derecem artsın diye istifa ettin diyor. Padişah yerine zalim birini tayin etti. Müslümanlara zulmediyor. Benim senin gibi biriyle işim olmaz dedi diyor. Nefsini düşünen biriyle. Görüyor musun? Öyle her şeyi bir kenarda tesbih çekmek değil yani. Sizin en hayırlınız insanlara faydası olandır diyor. Ya Rabbim yolunda hizmet etmeyi nasip etsin. Amin. Beraberce tüm duamızı. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir diyor. O sultanların meclisinden Rabbim bizi ayırmasın. Amin. İnşallah. Onların ardında hizmet eden, peygamberin ardında hizmet eden gibidir. Yarın Allah onun mükafatını verecek inşallah. Hazreti Ebubekir nasıl Ebubekir oldu? Canıyla, malıyla. Resulullah'ın yolunda Allah onların izinden bizi ayırmasın. Bizi burada böyle topladığı gibi cennette de Efendimizin manevi sofrasında toplasın inşallah. Cennet ve cemaliyle şereflendirsin cümlemizi. Fatiha.